Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Tüpraş'ın teknik analizini yapacağız. Yaklaşık 2-3 haftadır yayın yapmıyoruz. Hem bayram tatilini değerlendirdik hem de yaz tatiliyle birlikte birleştirdik arkadaşlar. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Kanalımızın kurulmasından bugüne 1 yıl oldu. 1 yılda 100 bin aboneye ulaştık sizler sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bunun da vermiş olduğu bir yorgunluk oldu. Dolayısıyla biraz dinlenmek, piyasadan uzaklaşmak, daha sakin kafayla, daha dinç bir kafayla doğru analizlerde burada görüşmek istedik ve yayınlarımıza tatil sonrasında kaldığımız yerden başlıyoruz. Bakın, şimdi Tüpraş'ta yapmış olduğumuz bir analiz vardı. Yayınları geçmişten bugüne izleyen bütün arkadaşlar biliyor. Dedik ki Tüpraş'ta 204 TL'nin önemli bir direnç olduğunu, 204 TL'ye fiyatlar gelir ve buradan öncelikle 160 TL civarında varına kadar düşmesini, ancak ana destek noktasının 150 TL'den geçtiğini söylemiştik. 150 TL'lere kadar beklemeyebilirsin. 160 TL civarından artık kademe kademe düştükçe toplamanın daha doğru bir strateji olacağından bahsetmiştik. Bunu da hangi gerekçeye ve analize dayandırdık arkadaşlar? Bakın, 2001 yılından gelen 24 yıllık bir analiz çizdik. Coin Bulucu'nun farkını zaten burada hepiniz hissediyorsunuz. Yani Coin Bulucu sizlere 1 yıllık, 2 yıllık veya 3 aylık, 5 aylık analizler yapmak yerine boğa piyasasında olduğumuzdan kaynaklı elimizdeki verinin hemen hemen tamamını kullanabileceğimiz ve ana destek ve ana dirençleri bize gösteren analizler yapmaya çalıştığımı biliyorsunuz. Bakın, 2001 yılından gelen bu analizimize göre 2 tane dip noktamızı birleştirdik. Zirve noktamıza yerleştirme ile birlikte 2 tane dip, 1 tane tepeden oluşan 24 yıllık bir kanal kendimize oluşturduk ve bu kanalımıza baktığımızda, bakın, kanalın üst direnç bölgesi 2021 yılının Kasım ayında yukarı yönlü aşılıyor ve biz ne söylüyoruz? Eğer kanal teorisinde veya yükselen ya da düşen teknik teorilerde önemli bir direnç yukarı yönlü aşılıyorsa, aşılan bölgeden sonra bir hacim girdiğinden dolayı fiyatlarda sert yükseliş olur. Sonra yükselişten sonra da bir retest hareketiyle kırılan bu direnç bölgesinin artık destek olarak çalışması beklenir diyoruz. 2022 yılının Kasım ayında bu bölge yukarı yönlü aşılıyor. Fiyatlarda 93-94 TL'lere kadar sert bir yükseliş oluyor. Sonrasında bakın, burada da Mayıs ayının, 2023 yılının Mayıs ayında da 63 TL ile birlikte bu bölgenin retest edildiğini görüyoruz. Yani direnç kırılıyor. İşte retest ile birlikte destek olarak çalıştığında müthiş alım fırsatı veriyor. Yeni kanal içerisine girdiğimizden dolayı, biliyorsunuz, normalde üstteki kanalımız yoktu bizim. Yani sadece aşağıdan gelen bir kanal vardı. Kanalın kırılması ve retest edilmesiyle birlikte yeni bir kanal çizmemiz gerekiyordu ve kanal teorisi bize ne söylüyor? Bir kanal boyu kadar, yani kırılan aşağıdaki kanalın bir boyu kadar fiyatlar yukarı yönlü gider diyor. Aşağıdaki kanalı aynen klonladık ve kırılım yapılan bölgeye yerleştirmek suretiyle ilk hedefimiz kanal orta bandı, orta ve uzun vadeli hedefimiz de kanal üst bandı olarak karşımıza gelir şeklinde görüşümüzü belli etmiştik. Şimdi majör görüntüleri öğrenmeniz sizin piyasada yapacağınız güvenli hareketleri sizlere sağlayacaktır. Eğer sen saatlik, günlük veya 3-5 günlük analizlere göre hareket ediyorsan, boğa piyasasında piyasa yapıcı seni içine alacaktır. O yüzden majör görüntülere bakarsan düşüşlerin bir alım fırsatı olduğunu, yükselişlerin ise hedefe gelene kadar sakince beklemenin gerekli olduğu yükselişler olduğunu bilerek hareket edersin, sakin olursun, çayını kahveni alırsın, fiyatları güzelce izlemeye çalışırsın. Fırsat dönemleri geldiğinde de paran varsa eklemeler yaparsın. Tüpraş bu yorumuma uygun hisselerden bir tanesi. Bakın, önemli bir direnç burada kırılıyor, retest yapılıyor. İlk hedef neresi? Kanal orta bandı. Bakın, kanal orta bandının üzerinde olsa da bunun retest edildiğini görüyoruz. 2023 yılının Ağustos ayında kırılıyor. Sonrasında Ekim ayında retest ediliyor. Aralık ayında ve 2024 yılının Ocak ayında yine kanal orta bandının retest edilmesiyle burada bir konsolidasyon süreci tamamlanıyor. Tekrardan fiyatların kanal orta bandına kadar düşmesi beklenmez arkadaşlar. Çünkü fiyatlar kırmış, retestini yapmış. Bundan sonra bir yükseliş trendi gelmesi beklenir. Tabi burada oluşan yükselişin bir konsolidasyonu yapılıyor. 204 TL'yi hatırlarsınız. Sizlere neden 204 TL'den
yeniden dönmesi beklenir şeklinde bir başka minör grafik çizmiştik. Hatta beyaz grafiğimiz vardı burada. O yüzden 204'ten fiyatlar 160'lara doğru gevşer şeklinde görüşümüzü belli etmiştik. Şimdi görüşümde bir değişiklik yok. Fiyatlarda olası sert hareketlilik olursa fiyatların maksimum 150 TL'ye kadar düşmesini beklerim. Ama normal şartlarda teknik analize göre olağanüstü fiyatlamalar olmadıkça kırılan direnç bölgesinin retest edilmesinden kaynaklı tekrardan TÜPRAŞ'ın 150 TL'ye kadar düşmesi beklenmez. Bakın bu şu demek değil, buraya düşmez demek değil. Teknik analize göre olağanüstü bir durum olmadığı sürece, yani Borsa İstanbul'da, konjektürde, dünyada, ekonomi sisteminde olağanüstü bir gelişme, beklenmedik bir haber etkisi olmadığı sürece fiyatlarda 150 TL'ye kadar düşmesi beklenmez. 160 TL'ler, 157 TL'ler müthiş alım fırsatı olabilecek bölgelerdir. Nitekim fiyatlar ilk olarak 159 civarına kadar geldi ve buradan tepki aldı. Sonrasında da tekrardan eğer bir düşüş olursa buralara kadar bir düşüş bekleriz ve buralardan artık konsolidasyonunu tamamlamasını ve dönmesini bekleriz. Bakın bu bölgede olduğu gibi önemli direnç kırılıyor. Retest'ten sonra fiyatlar tekrardan reteste gelmiyor. Yükseliş trendine başlıyor. Burada da önemli direnç aşılıyor. Sonrasında 3 kez burada bakın aylık bir görüntü. Bu bölge retest ediliyor. Sonrasında ne beklenir? Bir yükseliş trendi gelmesi beklenir ve şu an itibariyle TÜPRAŞ'ın konsolidasyonunu yapmaya çalıştığını ve bir zaman sonra burada fiyatların yukarı yönlü gideceğini şahsen bekliyorum. Önümüzdeki vadelerde TÜPRAŞ'ta kanal üst bandına kadar 300 TL ve üzerinde bir hedefinin olmasını da şahsen bekliyor olacağım arkadaşlar. Görüntüler bana bunu söylüyor. Şimdi majör görüntülerde görüntümüz bu şekilde. Yani düşüşler alım fırsatı. Ta ki 150 TL'ye kadar bu düşüşler olursa buralar güzel alım fırsatı olur. Ama 150 TL'yi de beklememek lazım. 169-170 TL'ler dahi TÜPRAŞ'ta ucuz olan seviyelerdir. İlk alım bölgemiz 160-162 TL'ydi. Burayı kaçıran arkadaşlar eğer fiyatlarda 171'in üzerinde kapanışlar olursa buralarda bir kısım daha ekleme yapabilirler veya bu bölgeden biraz alırsın. 160'lara düşerse oradan biraz daha alırsın. Eğer fiyatlarda 150'ye gelirse biraz daha alabilirsin. %100 nokta atışı bir değer belirleyebilmek mümkün değildir. Artık buralar cazip olan bölgelerdir ve bu bölgelerden küçük küçük maliyetlenirsin. Ama hiçbir zaman bir ürünü dipten almayı ve zirveden satmayı düşünmemek lazım. Böyle bir şey algoritmalar ve robotlar tarafından yönetilen bu piyasada mümkün olmadığını bilmek lazım. Fiyatlar her zaman senin aldığın seviyenin altına düşecektir. Senin sattığın seviyenin üzerine de kesinlikle çıkacaktır. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Dipleri kovalamayın. Makul yerleri kovalayıp makul yerlerden kademeli bir şekilde eklemenin doğru olduğunu ve önümüzdeki vadede fiyatların 300-320'lere geleceğini şahsen düşünüyorum. Şimdi gelelim günlük vadelere. Bakın günlük görüntülerimizde bizim burada yapmış olduğumuz bir yükselen trendimiz var. Fiyatlar bu trende tam olarak değmeden döndüğünü görüyoruz. Olası bir şekilde fiyatlar düşerse 160-162 TL civarları veya 163 TL civarları yine karşımıza önemli bir destek bölgesi olarak çıkacaktır. Fiyatlarda bunun altına sarkma olursa da 150 TL civarına kadar bir düşüş olabilir. Sakin olmak lazım. Kademeli bir şekilde toplamanın daha doğru olduğunu şahsen düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında da 10.500'ler aşağı yönlü kırılmadıkça yön 12.000 ve üzerinde olmasını şahsen bekliyorum. Gelin kısaca Borsa İstanbul'a da bakalım. Şimdi bakın Borsa İstanbul'da yapmış olduğumuz bir analizimiz vardı. Kanal alt bandı, kanal üst bandı, bakın kanal orta bandı. Şimdi kanal orta bandı 2023 yılının Aralık ayında kırılmasıyla birlikte sonrasında bu kanal orta bandını bir türlü aşamadık. Aralık ayında kırılıyor. 2024'ün Şubat ayında bu bölge yine test ediliyor. Bakın yukarı yönlü aşılamıyor. Sonrasında en son 2024'ün 21 Mayıs tarihinde bu bölge test edildi ve sert düşüş getirdi. Şimdi fiyatlar eğer kanal alt bandına düşecekse buralar 10.000 civarını bize gösteriyor. Ama yükselen bir trend olduğundan dolayı hangi zamansallıkta fiyatlar buna değerse o zaman artık düşüşün ve konsolidasyonun bittiğini ve Borsa İstanbul'da yukarı yönlü sert hareketlerin başlayacağını şahsen düşünmeye başlarız. Eğer fiyatlar yatay bir şekilde giderse bakın Eylül ayları gibi artık kanalın alt bandına yatayda dokunmuş olacağımızı görüyoruz ve ondan sonra bir kış rallisi olmasını şahsen bekleriz. Bu sene kış aylarının şahsen güzel geçmesini ve yukarı yönlü hareketliliğin Borsa İstanbul'da
İstanbul ve hisse senetlerde oluşmasını şahsen bekliyorum. Olur da kanal alt bandına fiyatlar gelmezse de yukarı yönlü gittiğimizde yine bizim 12 bin ve üzerinde fiyatlamaların olmasını bekliyor olmamız gerekiyor. Yine direnç bölgesi burası olacak. Bakın fiyatlar kanal orta bandının üstündeyken Borsa İstanbul'da destek oluyordu. Altına indiğinde ne yapıyor? Kanal orta bandı yükselen direnç bölgesi milimetrik olarak çalışıyor. Kısa vadede fiyatlar eğer Borsa İstanbul'da kanal orta bandına gelmek isterse 12.500 gibi hedeflerin olduğunu görüyoruz. Aşağıda 10.500 destek, yukarıda da kısa vadeli analize göre 12.500'lerin direnç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O yüzden Borsa İstanbul'da şu an bir sıkıntı görmüyorum. Düşüşlerin alım fırsatı olacağını, yükselişlerde ise sakince beklemenin daha doğru olabileceğini şahsen düşünüyorum. Fiyatlamalarda çok ciddi baskılanmalar oldu. Bu baskılanmalar Ağustos ayıyla birlikte son bulacağını, bu ayda fiyatlarda aşağı yukarı belki sert dalgalanmalar olabilir ama Ağustos'ta birlikte artık yönün yukarı yönlü yavaş yavaş dönmesini bekliyorum. Amerika'da faiz indirimleri Eylül ayında geleceğini düşünüyorum. Faiz indirimlerinden önce fiyatlamaların yukarı yönlü bir seviyeye getirilmesini şahsen bekliyorum arkadaşlar. Çünkü beklentiler önden fiyatlanıyor. Beklenti gerçekleştikten sonra da bir kar realizasyonu oluşuyor. 2-3 ay bir baskılanma oluyor. Ondan sonra da tekrardan ikinci yükseliş dalgası başlıyor. Dolayısıyla Eylül ayında bir faiz indirimi beklentisinin olduğunu düşünürsek Eylül-Ekim aylarına doğru fiyatlamaların bugünkü seviyelerden daha yüksek olabileceğini şahsen düşünüyorum. Ve fiyatlamalarında Temmuz ayında bir dalgalanma olsa da Ağustos'la birlikte yukarı yönlü dönmesini şahsen bekliyorum. Yani toparlamak gerekirse Temmuz ayındaki düşüşlerin alım fırsatı olacağını, Ağustos'la birlikte fiyatlamaların yukarı yönlü dönmesini şahsen bekliyorum. Temmuz ayına dikkat etmek lazım. Ağustos'la birlikte de hareketliliğin yukarı yönlü kar verecek şekilde olmasını bekliyorum. Yayınlara olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Tüpraş yayınlarını çok sık yapıyoruz. Bunun sebebi Tüpraş izleyicilerimin yayınlara olan ilgisi güzel, beğenme oranları güzel, izleme ve yorum yapma oranları güzel olduğundan dolayı bizler de bu ilgiye kayıtsız kalmıyoruz ve daha fazla Tüpraş yayınlarında görüşüyoruz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.